Hatay'da camiler ve din görevlileri haftası Durmuş de Bolu Camisi'nde düzenlenen töreniyle kutlandı. Dinlerin bireyler için zaruri bir ihtiyaç olduğu kadar toplumsal yaşamında bir gereği ve vazgeçilmez unsur olduğunu belirten Hatay'ın müftüsü Mustafa Sinanoğlu, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yeryüzünde ibadet etme ve bu ibadetleri yerine getirmek için mabet inşa etmenin ilk insan Hazreti Adem ile başladığını kaydetti. Camilerin Allah rızasını kazanmak ve hayırlı işler yapmak için müminleri içinde toplayan mekanlar olduğunu ifade etti. Camiler, müminleri bir araya getiren, toplayan, duygu ve düşünceleri, hedefleri bir olan, Müslümanlara huzur veren mekanlardır. Başlangıcından bugüne kadar cami ve mescitlerin İslam toplumlarında ortak sağduyunun ve dindarlık bilincinin oluşumu, insanların ruhen temizlenmeleri ve hayatlarında istikamet kazanmaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve bütünleşmeleri yönünde önemli fonksiyonları yerine getirdiğini vurgulayan Sinanoğlu, camiler ve din görevlileri haftasının fikri bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını, hafta boyunca bütün müftülüklerin imkanlarına göre teşkilatın ruhuna ve yapısına uygun programlar düzenleyerek bir takım sosyal aktiviteler gerçekleştireceklerini kaydetti. Bu haftalarda camilerdeki vaazlarımızda, minberlerimizde, hutbelerimizde ve çeşitli etkinliklerle camilere dikkati çekmek, önemini anlatmak, halkın bu konudaki camilere olan hizmetini arttırmak gayesiyle faaliyetlerimiz sürdürülecektir. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından din görevlileri adına Veysel Karani Camisi Kayyumu Mustafa Akpınar'da günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Değerli meslektaşlarım, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı sözünü kendimize rehber edinmeli, çağımız anlayışına uygun bir tarz, anlayış, yol ve yöntem geliştirmeliyiz. Antakya Belediye Başkan Vekili Halil İbrahim Yelkaya, Antakya Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabit Teksöz, müftü yardımcıları ve din görevlilerinin de katıldığı törende Kur'an kursu ve cami inşa eden Bostan Alkan, Mehmet Alkan, Ali Tümkaya ve Şerife Tümkaya'ya yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür belgesi verildi.